Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda xıtanlar ekranımızda olsun. Şərq Türkistan'dan yeni çıkan şahitinin güvahlıqları. Şərq Türkistan'dan yeni çıkan ismini aşkarlaşını xalimağan bir şahit haber bölümümüzge Şərq Türkistan'ın növetki ekinişlik vəziyeti haqqıda güvahlıq bərdi. Uyğurlar Xitay Kompartiyasiga əza buluşqı məcburlanmaqda. Məzkur şahit Xitayının Şərq Türkistan xalqıga qarşı atalmış terrorlıq zərbi beriş, dini əsəbilikni yoxutuş, milli bölgünçilərini yoxutuş qatarlıq namlarda icra qılıbatqan bastırışlarını teximi iğırlaşdırıp, irqi qırğınçılıq cinayetini izcil davamlaşdırıbatqanlıqını Xitayının hər xil bahanılar bilen türmü və caza lagırıqı solap qırğın qılışıdan qorxup ketken xalqının hayatını saqlap qeliş həm də azıraq bolsuma avariciliklerden qutuluş üçün Xitay Kompartiyasiga bəs-bəsdə əza buluvatqan ligini aşkarıldı. Şahitning aytishicha, gerçi Xitay Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatni aldash uchun sanoqli kishilarning chet elga chiqishiga maqsadlik ruxsat qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitayning Sharq Turkistondagi bastirish irqiy qirg'inchilik jinoyati izchil davom qilmoqda ekan. Ayığı çıkmaz bastırışlar Şarkı Türkistan halkını sarasimiga salgan bolup, etrafıda pekatlı Xitayga işlevatkan yalakçılarının vakitli hatircem yaşavatkallıqını körgen, lagir ve türmeden kutulup kalgan bir kısım kişiler izzet hürmeti gururunun defsendi buluşuğa karamay, cenini saklaş üçün bəs-bəsdi Xitay Kompartiyasiga əza bolgan. Bu xil psixik haletini baykagan Xitay Şarkı Türkistan halkıga karatkan besim ve bastırışını teximi küçeytgen. Xitay Xalq Torining 2017 yildagi bir xabarida Sharq Turkistonda Xitay Kompartiyasiga a'zo bo'lishni iltimos qilganlarning sonining barg'ancha oshqanligi, har 15 odamning biri Kompartiya a'zosi ekanligi e'lon qilingan bo'lib, gerçi xabarda Uyg'ur Kompartiya a'zolarining soni rayondagi Kompartiya a'zolari umumiy sonining qancha persentini egallaydiganligi tilga olinmagan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistondagi Xitoydan boshqa millatdan bo'lgan Kompartiya a'zolarining soni 600 mingga yaqinlashganligi bunun umumi sanının 38%'ini teşkil kıladığallıqı ilgiri sürülüp, aynı yılı pekat bir yıl işçidila Kompartiya azalarının sani aldıngı yıldikiden azgem 45 min kişi köpeygelliki ilan kılıngan idi. Şahitinin bildirişçe aradın ötken 7 yıl mabeynide Xitayının Şarkı Türkistan halkını kırgın kılış yoktuş üçün barlıq çağırlarını işletkellikini ve helihem devamlaştırıvatkallıqını bundaq iğir vaziyette türlük katlıq besim ve bastırışlardan kiçikini bozumu kutuluşunu oylugan Uyğurlarının özlerini bastırıvatkan Xitay Kompartiyasiga əza buluşku mecburlanıştın ibaret xorluqı düşkilivatkallıqını ve sanının hessilep köpeği vatkallıqını işgaliyetçi Xitay rejiminin bolsa Uyğur Kompartiya azalarının ölgendi cestini köydürüş haqqıda tilxat alğallıqını aşkarıldı. Xitay müdafiye çıkımını 7.2% aşırdı. Xitay Başministri Li Qiang Xitayning müdafiye çıkımını 7.2% aşırış arqalıq hərbi kürəşki tayarlıq qilishni planlaganlıqını ilgiri sürdü. Xitay müdafiyesi organ torunun 5 Mart'taki xəbirdə görüstülüşçə Xitay rejimi müdafiye çıkımını uda 3 yıl östürgen bolup bu yılqı xamçot 7.2%lik eşiş bilen Xitayning müdafiye umumi somması 1.670.000.000 yuanga yetken. Xitay Başministri Li Qiang bu yıl hərbi məşiq və uruşqı tayarlıq qilishni umumiyüzlük küçəyitib, hərbi kürəşki tayarlıq qilib, Xitayının igilik hüququnu qoğdaydıqallıqı haqqıda jarısalgan. Gerçi Xitay Başministri tunji xizmət tökülatıda köpçilikning cəpalıq turmışqı künüşi kerekliğini təkidligen bolsumu, amma müdafiye çıkımı xamçoti yanılı 7.2% aşqan. Gerçi bu özüş bulturgu bilen okşaş bolsumu, ama yanılı Xitay içi işlep çıkırış umumi kımmetinin iz sürüetiden yukarı bolgan. Maliye Ministerliği Xitay Xalık Kurultiyinin karab çıkışıgı sunugan dokulatta, Xitay müdafiyesi, taşkışlar, siyasi ve kanun hizmetini kollab, Xitay müdafiyesi ve arminin zamanıvilişini umumiyüzlük ilgiri sürüş kerekliğini körsetken. Li Qiang xizmet dokulatı diyene yeni yılda çöküm hərbi məşiq ve tayarlıqını umumiyüzlük küçeytidiğallıqını, hərbi kürəşke bolğan tayarlıq hizmetlerini ilgiri sürüşünü maslaştırıp, əməli hərbi məşiqde çıngdırıdığallıqını, şu arqılıq Xitayının igilik hüquqi bixatırlıkini qat'i qoğdaydığallıqını təkidləb carısalıqan. Filippin bilen Xitayının paraxotları suquşup getdi.
Filippin bilen Xitayning dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotlari bir-biriga so'qishib ketgan bo'lib, Amerika bosh elchisi Xitayning xatarlik harakatlarini qattiq aybladi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha 5 mart atigan Filippin bilan Xitoyning dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotlari talashtirishdagi dengizda bir-biriga suqilgan bo'lib, Filippinning 4 paraxot xodimi yenik yaralangan. Amerikaning Filippinda turishliq bosh elchisi shu kundagi bayonotida Amerika Janubiy dengizdagi 2-chi Thomas Teiz dengiz sohilidagi Xitoyning xatarlik harakatini qattiq ayblaydi degan. Amerika'nın Filippin'de turuşluk baş elçisi Marikay Carlison ictimai uçur vasitesi X isabeti yollugan uçuruda biz Xitay'nın Ayungin 2. Thomas sahilideki xatarlik hareketini qattiq ayıplaymiz. Xitay iqtisadi rayonda xatarlik hareket qilib Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxot xodimlarining yaralanishini, paraxotning buzilishini keltirib chiqardi. Amerika Filippin bilan birlashib, xalqaro qonunning qo'g'dug'uchilari bilan birga erkin va ochiq bo'lgan Hindiy tinch okeanni qo'llaydi degan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller bu haqda bayonot e'lon qilib, eng yangi voqeaning Xitoyning Filippinliklarning bexatarligiga parvo qilmaganligi va xalqaro qonunga sal qaraganligini ko'rsatib berganligini, Xitoyning Filippinning qonunli dengiz harakatiga aralashganligini bildirgan. Rusya Mudafiya Ministri NATO'nun kengayishidan keyin yangi harbiy rayonlarni qurganligini bildirdi. Rusya Davlat Mudafiya Ministri Sergey Shoygu Shimoliy Atlantik Akti Tashkiloti NATO kengayib, Rusya chegarasida yushirin harbiy kuch borligi keltirgandan keyin Rusiyaning 2 yangi harbiy rayon qurganligini e'lon qildi. Sergey Shoygu Rusya Davlat Mudofaa Ministerligi amaldorlari yig'inida so'z qilib, davlat ichida yangi harbiy rayonlarning borligi kelganligini aytdi. Shoygu NATOning Rusya chegarasiga yaqin joyda yashirin harbiy tahdid paydo qilganligini, Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lganligini, Shvetsiyaning ham ittifoqqa a'zo bo'ladiganligini eskertib, biz g'arbi shimol va g'arbning strategik yo'nalishidagi askariy qismlarni kuchaytirish uchun tadbir qo'llandik. Armiya sepida Leningrad va Moskva harbiy rayonlaridan iborat 2 alohida strategik rayon qurildi deganlarni qayd qildi. Braziliya prezidenti G'azzani qo'llab Falastin bayrog'ini ochdi. Braziliya prezidenti Luis Inacio Lula da Silva qatnashgan faoliyatda Isroilning vahshiyona hujumlari ostidagi G'azzani qo'llab Falastin bayrog'ini ochdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Braziliyada o'tkazilgan 4-chi navbatlik davlatlik madaniyat yig'inining ochilish marosimiga qatnashgan Lula da Silva Falastinni qo'llaydiganligini qayd ta'kidladi. Prezident Lula da Silva yig'inda Falastin bayrog'ini ko'targan holda yig'inda Falastinda yuz bergan ishlarni o'tirg'i qo'yganligim uchun nurg'un tanqidlarga uchirdim. Vaqt mening to'g'ri ekanligimni ko'rsatdi. Falastin xalqi sharafli hayot va o'z davlatini qurish huquqiga ega dedi. Lula da Silva Isroilning G'azzada insonparvarlik yordamini saqlayotgan falastinliklarni bombardimon qilganligini eskertib, buning Isroilning o'tgan yili 7 oktyabrdan buyon G'azzaga qilgan eng ajallik hujumlaridan biri bo'lganligini ta'kidladi. Lula da Silva 2 mart Saint Vincent va Grenadinada o'tkazilgan Latin Amerika va Karib dengizi davlatlari birlashmasi boshliqlari yig'inida mo xalqaro jamiyatning parvosizligi o'tirdi turibdi. G'azzada insonlar hozir yemaklik olmoqchi bo'lgan o'chiratdimi o'ldirilmoqda degan edi. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.